Yeniden merhaba, Halk TV'desiniz. Hafta sonu ana haber sürüyor. Gündemi paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler, siyasetin gündeminde Altılı Masa'nın Millet İttifakı'na dönüşmesi ve bugüne kadar sürdürdükleri çalışmalar var. O çalışmaların meyvesi çok önemli bir metin, ortak politikalar metni. Bir diğeri de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritası. Aylardır bunun üzerinde çalışıyor liderler ve partiler. Aslında 30 Ocak tarihi, yani yarın, bu her iki metnin kamuoyuyla paylaşılacağı tarih olarak ilan edilmişti. Ama İyi Parti'nin ev sahibinde yapılan son toplantıdan sonra 30 Ocak'ta ortak politikalar metninin kamuoyuyla paylaşılacağı ama güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasının Millet İttifakı'nın ortak adayının belirlenmesiyle birlikte paylaşılacağı, kamuoyuna tanıtılacağı açıklandı. Burası kesinleşti. Yarın büyük gün, çünkü merakla beklenen bu metin büyük bir toplantıyla, etkinlikle Türkiye'ye duyurulacak. Hazırlıklar devam ediyor Ankara'da. Biz bir önceki saatimizde sevgili Sibel Mazrek'ten, muhabir arkadaşımızdan, Ankara'nın bu büyük gün öncesi havasını, atmosferini ve hazırlıklarını dinledik. Şimdi hem bu konuyu, hem Altılı Masa'nın seçim stratejisini, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemdeki adaylık tartışmasıyla ilgili kendisinin yaptığı kronometre sıfırlandı açıklamasına ve Altılı Masa'dan bu konuyla ilgili gelen açıklamaları konuşacağız. Birazdan akademisyen Elfin Tataroğlu bizlerle olacak sevgili izleyiciler. Ama bundan önce İyi Parti Meral Akşener'in bugünkü açıklamalarıyla başlayacağız. Partisinin ilk kongresindeydi Meral Akşener Bursa'da. Bu arada dün paylaşmıştık, günler öncesinde yapılan AK Parti'nin etkinliğinin afişleri hala il genelinde tutulurken, bırakılırken İyi Parti'nin çalışmalarının yapılması engellenmek istenmişti. Afişler toplatılmak istenmişti. Bunu da not olarak paylaşalım ve geçelim Meral Akşener'in mesajlarına. İktidara yüklendi. Başörtüsü meselesini seçim malzemesi yapmak istediğini söyledi. Ve iktidarın bu hamlesine karşı İyi Parti'nin CHP ile birlikte hazırladığı bazı değişiklikler vardı. Bir önerge vardı aslında. Bu sunuldu. 3 maddede değişiklik yapılsın dendi. 3 konuda, özür diliyorum. Ama iktidar tarafından bu kabul edilmedi. İşte bugün de sürdürdü bu konuya tepkisini Meral Akşener. Tabii ki gündemde bizim biraz önce özetlediğimiz bütün bu meselelere de değindi. Bakalım neler söyledi. Bilgisizliğiyle yalap şalap kötü bir metin hazırlandığını önce biz çalıştık. O bizim hazırlandığımız, yani Deva Partisi ile uyuşan metnin, toplasanız 3 kelime, kadınların istismar edildiğini çok net gördük. Götürdük önergemizi ve Cumhur İttifakı'nın ortakları tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bütün o mecliste bulunan siyasi partilerin evet oyu verebileceği, kadının da lehine olacak, hep topu 3 kelimenin değiştiği, yanlışın düzeltildiği, tekrar söylüyorum, yanlışın düzeltildiği o önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Amaç üzüm yemek değil, bağcı dövmekmiş. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı tarafından meclise getirilen başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği teklifinin özensiz hazırlandığını savundu. Kadınların İster dini inancı sebebiyle, ister başka bir nedenle, sorgulayamazsınız kardeşim, sorgulayamazsınız. Niye kafanı açıyorsun, niye kafanı kapatıyorsun? Sana ne? Sana ne? Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımı eğer pas olarak değerlendirip bunu gole çevireceğim diyorsanız, yazıktır size, ayıptır size. Siz bu ülkenin cumhurbaşkanısınız. Bu sizin için gol olamaz kardeşim. Bu sizin için golse eğer, batsın bu dünya. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin Ankara İl Kongresi'nde partililerle bir araya geldi. Akşener'in gündeminde MHP ve AKP'nin oylarıyla kabul edilen başörtüsü düzenlemesi vardı. Başörtüsüne dair şu salonu şereflendiren başı açık, başı kapalı hiçbir kadının, hiçbir arkadaşımın ve hiçbir erkeğin başörtüsüne karşı, yani başını örten kadına karşı
herhangi bir tutumu, duruşu yoktur. 8 yaşına giren Sinan Ateş'in kızı Banu Çiçek'i hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek bu vahşetin sorumlularını bulmak senin görevin dedi. Ey Sayın Erdoğan, şu hareketinle her şey oluyor. 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 Bu hareketleri bilerek yaptım. Sen bunların ne manaya geldiğini bilirsin. Bunların hepsi oluyor. Sinan Ateş'in katillerini niçin bulmuyorsun? Niçin bulmuyorsun Sayın Erdoğan? Sorum bunu bulma sorumluluğu senindir. Hakimler senin, hukuk senin, devlet senin, emniyet senin, asker senin, MİT senin, Sayın Erdoğan her şey senin. Şu hareketi niçin yapmıyorsun Sayın Erdoğan? Dün Banu Çiçek'in doğum günüydü. Zeynep'in doğum günüydü. Bu katillerin, bu vahşetin sorumlularının bulunma görevi, buldurma görevi senindir Sayın Erdoğan. Akşener'in konuşması sırasında salondan Başbakan Meral sloganları yükseldi. Onun için Başbakan Meral dediğinizde gerçekten inanıyorum. Başbakan olacağım. Gıcık oluyorlar böyle dediğim zaman. Onları gıcık etmeye, uyuz etmeye devam edeceğiz ama çalışmak kaydıyla. Çalışacağız, çalışacağız. Tabii yaklaşık bir aydır gündemden düşmeyen Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş suikastıyla ilgili konu da tabii ki bu mesele de İYİ Parti genel başkanının gündemindeydi. Buna da önemli bir yer ayırdı konuşmasında Ankara'da yaptığı açıklamada. Devam edelim. Şimdi seçime günler kala iktidar ekonomi hamlelerini sürdürüyor. Bu kez belediyelere dönük bir hamle yaptı. Buna bakacağız. Büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe paylarından yapılacak kesinti oranı Mayıs ayına kadar 4 ay boyunca %0 olacak. Söz konusu karar belediyelere seçim öncesi doping olarak yorumlandı. Kendi belediyelerinize kaynak aktarmak için hiç kimseyi kandırmaya çalışmayın. Seçime sayılı günler kala AKP iktidarı ekonomi hamlelerine birini daha ekledi. Belediyelere sağlanan bütçelerdeki kesintiler kaldırıldı. Resmi gazetede yayımlanan kararla büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarının borçlarına karşılık genel bütçe paylarından yapılacak kesinti oranı Mayıs'a dek 4 ay boyunca %0 olacak. Biliyoruz ki bu iktidar adaletsizlik ve partizanlık konusunda sabıkalıdır. Bugüne kadar belediyelere aktarılan devlet desteklerinin %90'ından fazlası sadece Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmıştır. Belediye ve il özel idarelerinin hazine alacağı niteliğindeki borçları, İller Bankası'nda olan borçlarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları, bütçeden söz konusu kuruluşlara yapılan pay ödemelerinden kesilerek tahsil ediliyor. Ancak belediyelere seçim dopingi olarak yorumlanan bu kararla seçimler öncesinde 4 ay boyunca bu kesintiler yapılmayacak. Samimiyseniz gelin belediyelerin ana gelir kaynağı olan genel bütçe paylarını artıralım. Belediyelerin akaryakıt, doğalgaz ve elektrik maliyetlerini düşürelim. Motorlu taşıtlar vergisinden pay verelim. Gelin bunları yapalım. Ama sadece kendi belediyelerinize kaynak aktarmak için hiç kimseyi kandırmaya çalışmayın. CHP ise iktidarın genel bir uygulama olarak sunduğu bu düzenlemeden yalnızca AKP'li belediyeleri faydalandıracağı görüşünde. Az önce Sinan Ateş suikastı dedik. Meral Akşener'in konuşmasında dinledikten sonra bu konuyla ilgili önemli bir bilgi paylaşalım. Bugün Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayşe Ateş, eşi Ayşe Ateş'e gitti. Davutoğlu eşinize yapılan hain suikastının hesabını 4 ay sonra biz soracağız. Sinan Ateş'in kanı yerde kalmayacak. Eşi ve çocuklarıyla kurduğu Türkiye hayalini biz gerçekleştireceğiz dedi. Tabii Ahmet Davutoğlu'na taziye ziyaretinde başka isimler de eşlik etti Gelecek Partisi'nden. Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ, Feramüz Üstün, Gelecek Partisi kurucu üyesi Hasan Hüseyin Bozok ve Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç.
Evet, Ayşe Ateş de Ahmet Davutoğlu'nun taze ziyareti ve desteği için teşekkür etti. Birkaç gün önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir taze ziyaretinde bulunmuştu Sinan Ateş'in ailesine. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da defaatle zaten söylüyor, günlerdir sosyal medya hesabından da paylaştı. O da Sinan Ateş'in ailesine söz verdi. Kanı yerde kalmayacak. 4 ay sonra iktidara geldiğimizde bu olayın üstüne gideceğiz ve aydınlatacağız demişti. Şimdi sevgili izleyiciler, Millet İttifakı'nın yol haritasını konuşacağız. Yarınki hükümet programı açıklanacak, yarın biliyorsunuz. O hükümet programının şöyle bir ana başlıklarına bakacağız. Acaba bizi yarın neler bekliyor, bunu konuşacağız. Altılı Masa'nın yol haritasını, adaylık tartışmalarını kiminle? Akademisyen Elfin Tataroğlu bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi yarın Ankara'da 6 liderin üzerinde çalıştığı, tabii partileriyle, kurmaylarıyla birlikte üzerinde çalıştığı ve noktayı koyduğu ortak politikalar, mutabakat metni açıklanacak.